Selamlar herkese. Hançer ben. İkarus Maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Son bölümün ardından birkaç dakika bekledim ve hayvanımızı evcilleştirdik. Bir tane de bundan aldım. O da takılıyor yanımızda. Ve isim koyabileceğiz kendisine. Bunun ismi Jiguli olacak arkadaşlar. Yazamadım. Aramıza hoş geldi. İsim koyma konusunda bir dahi olduğumu bir kez daha kanıtladım. 300 bunun taşıma kapasitesi. Ve şöyle ağır şeyleri depolamaya başlayalım. Aslında yeterince slot yok. Yeterince şey koyamıyorsunuz. O birazcık üzücü. Yani 300 olsa da hiçbir manası yok 300 olmasının. Çünkü o kadar ağır şeyler yok inventörünüzde. Neyse. Şimdi onu oradan bir çekelim, içeri sokalım, uyuyalım. Sabah uzun bir yolculuğa çıkacağız sizlerle beraber. Buradaki her şeyi de almak istemiyorum. Neleri alalım? Ne bileyim, şu etleri alalım. Bunlar burada ölecek çünkü. Şöyle aşağıya koyayım ki sıkıntılı bir durum olursa. Yeriz, canımız dolar. Başka kömürdü, bilmem neydi. Bunları bırakıyorum. Burada sülfür dursun, dursun. Burada hiçbir şey yok. Bunlar da kalabilir arkadaşlar. Çiviydi, bilmem neydi. Altınları alalım bence. İleride gelebiliriz çünkü. Çok bir önemi yok. Bunun içinde bir şey yok. Orada kör oldum meşalem. Stick gerekiyor. Burada da pek bir şey yok gibi. Masonry bench kalsın içinde. Ben yol için bir tane meşale yapayım. Ve hazırız gibi. Burada bir şey kaldı mı? Burada da deli gibi sülfür var. Alayım. Tamamdır. Çıkabiliyor muyuz? Kapı nerede? Hayda. Biraz... Yes, çıktık. Çıktık. Nasıl döneceğiz? Bilmiyorum. Aa, geldiğimiz yerden dönmeyi deneyelim. Şu yukarıdan geldik. Belki burada da bir yol olabilir. Ama bu ileride quest de açılacak bence. Ama buraya da gidebiliriz. İkisine de bakarız ne oluyor. At yavrusu geldi. Bu arada yemek koyunca yere şeyler geliyor. Etrafta yetim kalmış yavrular buraya geliyor, takılıyor. Bunu fark ettim. Güzel. Şimdi hazır mıyım? Hazırım. Olabileceğim kadar hazırım arkadaşlar. Yani Jiguli de beklediğimden hızlı. O kadar yavaş değil aslında. Diğer kuş da geliyor, onu yem olarak kullanırız sıkıntılı durumlarda. Takılsın. Aa, canı çok daha fazla Jiguli'nin. O yüzden biraz daha tanklayabilir diye düşünüyorum etrafı. Ve yolculuğu da kesmeyeceğim. Gidelim aheste aheste. Çünkü değişik bir şey. İlk defa yaptığımız şeyleri kesmiyorum. İleride yine böyle yolculuklar olursa onları keserim. Ve zaten başka yapabildiğimiz görev kalmadı bu haritada şu anda. Görev şeyini upgrade, anteni takmamız gerekiyor. Bir şey saldırıyor ya. Ne oluyor arkada? Bilmiyorum. Diğer şeyi zaten yem olarak aldım. Buna ne oluyor?
Peki. O kadar vuramadı ama yani karlı yerlere vesaire girdiğimizde inip kurtlarla kapışmam gerekecek. O yüzden öküzle Moai kıyaslayınca öküz çok dandik bence. Taşıma kapasitesi yüksek olsa da inventory slotu yok şu aşamada. İleride el arabası takabiliyorsunuz diye okudum. Ya da ileride değil de işte takabiliyorsunuz. Fakat o da hızlandırmıyor hiçbir şekilde. O yüzden bence Moai'la devam edeceğiz uzun dönemde. Şimdi sadece bir şeyler taşımak için bunu aldım. Ve tecrübe edelim diye. Bu da dalacak bize. Şimdi ikiye ayrılıyor yol. Geçit var mı diye bakmak istiyorum burada. Ve haritada geçilebiliyor gözüküyor. Muhtemelen geçilemiyor. Ve evet, dağlar var. Mı? Burada bir tünel vesaire öyle bir şey de çıkabilir. Çünkü buradan gelmedik. Böyle yerler genelde questle açılıyor fark ettiyseniz. Ama açık da duruyor burası. Açık galiba arkadaşlar bu geçit. Biz üst yukarıdan burada kuleler falan yaptık. Umarım açıktır. Açıksa işimizi çok kolaylaştırır. Buradan gelip gideriz bundan sonra. Kurt mu o? Var kurt. Okey, kapışmamız gerekiyor. At da dalacak şuradaki. Her şey bize dalacak. Bu da hop, o benimki. Az kalsın vuruyordum kendi şeyime. Öldü. Yapacak bir şey yok. Çok erken öldü. Biraz daha dayansaydı keşke. Kendi hayvanıma vuruyordum yine. Okey. Of. Geçtik. Çok güzel. Yeni bir yol keşfettik böylelikle. At halen peşimde mi? Burası müthiş bir kestirmeymiş arkadaşlar. Aslında daha da kestirme yapabiliriz. Şuraya mı gitsek? Ha, ne oluyor? Ne oldu? Ciguli? Şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Güneye ineceğim. Ve şuradan çıkmaya çalışacağım. Şöyle dolanmak yerine. Ve buzlu haritayı bir gıdım açmış olacağız. Tehlikeli mi? Evet. Ne tehlikeli değil ki bu oyunda. Birazdan götümüz dolmaya başlayacak zaten, affedersiniz. Hızlı olmaya çalışacağım. Ve kutup ayısı çıkmasın diye dua edeceğiz. Veya akrep. İğreniyorum akreplerden. Staminayı da korumam gerekiyor. Vahşi hayvan daldığında sprint atacağım. Çukurları ne yapacağım bilmiyorum. Zıplayabildiğini zannetmiyorum. Bunun çukurlardan. Kenardan dolanacağız. Hızlıca bakacağım. Mantar mı? Oh. Achievement geldi. Mantar neymiş? Neyse.
Bakarız arkadaşlar. Şu anda onunla uğraşmayalım. Bir defa mantar gördüm toplanabilen. Bakayım inventörüme geldi. Daha önce questlerden almıştık diye hatırlıyorum. Okey, akrep var orada, iğreniyorum. Akrep gelirse gerçekten Jiguli'yi bırakıp koşacağım. Hiç kapışmak istemiyorum. Yayım da rezalet bir durumda. İndiremem onu yani bu yayla. Bakalım kurtu atlatabilecek miyim full staminayla. Atlatacağım gibi. Atlattım. Bu arada buzdolabımızda da buz kalmadı. Biraz ucuna gelelim. Kışlık yerin. Birazcık buz toplayabilirim. Bir şey saldırıyor yani. Saldırıyor şu anda bize. Dönüp bakamıyorum. Kurt. Bakalım kestirme çalışacak mı? Orada yol yok gibi gözüküyor. Belki kapalı bir mağara çıkacak karşımıza. Quest'le açılan. Halen peşimizdeler. Atlatamıyorum. Peki. Yok arkadaşlar, bence... Ne oluyor? Şuradan gideceğim. Yol biraz uzadı. Buradan gidilmiyor direkt. Yine kestirme bence yaptığımız şey. Ama ultra bir kestirme değil. Neyse, en azından bu haritayı açmış olacağız. İleride bir şey gerekirse bilgimiz olacak. Hipotermiye yiyeceğim muhtemelen ve yaralandım. Okey, bandaj bug'a girdi üstünde yaptığım için. Hah, oldu. Aman Jiguli. Aynen. Buradan, soldan bir şekilde bizim base'e gideceğiz. Bunları da atlatırız. Saniye. Titanyummuş. Bir an egzotik şeyi zannettim. Arada sırada bağırıyor, öküz kafamı karıştırıyor. Bir şey saldırıyor zannediyorum. Bir depreşiyor, ses çıkarıyor. Burada da mağara var. Bir sürü mağara var, hepsini merak ediyorum ama böyle bir lüksümüz yok şu anda. Bakayım ucundan. Hayır, hayır, hayır. Hop. Şeyi vuracaktı. Jiguli'yi vuracaktı. Bu değişik bir mağara bu arada. Fark ettiyseniz. Hoppa. Tehlikeli bir mağara. Okey. Çok enteresan. Yanlış şeyler yapıyorum şu anda. Ölmek için elimden geleni yapıyorum.
Şu mantar var. Ekstratik buldum. Lütfen şey Ciguli gelip aşağı atlamasın. Yere düşüyor tabii ki. Stickleri attım. Ladder'ları attım. Okey, burası çok riskli ya. Altın var, bilmem ne var. Geri dönüyorum arkadaşlar. Hiçbir şey top... Altın da biraz alayım. Okey, yeter. Aşağı düşersem çünkü ne olacak bilmiyorum. Çakılabilirim. Ve şu anda çok ağırım. Zıplayabilecek miyim burayı? Zıpladı. Burada da altın var. Okay. Oh, bir saniye. Hayır. Nasıl geri çıkacağım? Hiç malzemem yok. Bunu kırabiliyor muyum? Oh, hayır. Hayır. Çıkamayacağım. Hiçbir şeyim yok şu anda oradan çıkmamı sağlayacak. Merdiven için tahta... Okey, dalga geçiyorsun. Nasıl çıkacağım? Steam var sadece. 72 tane. Şu mantarları attım. Stick aldım. Stickle bir şey kurabilir miyim? No. Galiba ölümümüze atladık arkadaşlar. Bu, orası çok sağlıklı durmuyor. Çünkü atlamayacağım o yüzden oraya. Öleceğim gibi hissediyorum oraya atlarsam. GG'yiz. Öldük. Okay. Öldük. Hiçbir şey yapamayız şu anda. Bunların hiçbiri kazılmıyor. Ladder. Ladder ve stickle. Ladder'ım var zaten. Hiçbir şey craftlayamıyorum. Çıkamıyorum da. Unstuck. Hey, beni dışarı attı. Beni çok dışarı attı. Nereye attı beni? Şey nerede? Ciguli nerede? Haritada görebilirsin. İçeride galiba. Değil. Ciguli yiyorlar galiba şurada şu anda. Burada gözüküyor. Hipotermiyadaydık arkadaşlar. Öldük. Öldük. Kamp atışı yapmam lazım. Fiber ve taşa ihtiyacım var. Fiber yok. Ciguli kayıp. Galiba çukura düştü. Haritada burada gösteriyor ama... burada değil. Çok güzel. Hiçbir şey taşıyamıyorum. Bye bye sülfür, bye bye sülfür. Aşağı düşmüş olabilir mi? Minimap'e daha fazla zoomlayamıyorsunuz. Keşke zoomlayabilsem. Çünkü şu anda üstümde gözüküyor. Burada gözüküyor ama değil işte. O yüzden bilmiyorum nereye gitti. Aşağı mı atlasam? Aşağı meşale atabilirim. Deli gibi canım gidiyor. Stone ve fiber bulmam lazım. Galiba bırakacağım arkadaşlar Ciguli'yi. Koşacağım dışarı.
Fiber yok burada. Tahtadan fiber craftlayabilir miyim? No. Gidiyoruz. Bilmiyorum ve vaktim yok. Nerede olduğunu. Bilmiyorum. Kapıda bıraktık değil mi? Kapıda bıraktık. Minimap içerisini gösteriyor. Yani 20 saniyem var bulmak için, yoksa devam edeceğiz. Yemek yiyerek can doldurabiliyorum en azından. Biraz daha vaktim var. Meşale yapıp aşağı atabilirim. Aşağıyı görmek için. Belki aşağı düşmüştür. Çünkü minimap aynen aşağı düşmüş. Burayı gösteriyor. Burayı gösteriyor arkadaşlar. Yukarıdan bakarsanız. Aşağı da atlayabilirim. Ama değmez bence. Çünkü öleceğimi düşünüyorum aşağı atlarsam. Bir daha unstuck yapıyorum. Belki onda yer değişir. Şimdi? Yok. Veda ediyoruz. Jiguli'ye de. Ömrü çok uzun olmadı. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü bulamıyorum. Bur şurada minnacık. İçeride gösteriyor. Bay bay. Bay bay. Yaya olarak devam ediyoruz yolumuza. İçinde de çok bir şey yoktu. Kapır mapır, altın bir şeyler vardı. Yapacak bir şey yok. Donuyoruz. Şu anda staminamız yarıya indi. Fiber bulamazsam kamp ateşi yapamam ki. Yani buzlu yerlerden geçerken aslında kamp ateşi yanımızda gezdirecektik. Onu da yapmadık. Çünkü bariz bir şekilde burada fiber bulamayız. Yine etlere güveneceğiz. Bir sen eksiktin. Etler can dolumu sağlayacak bize bir süre. Akrep, iğrenç. Lütfen gelme ya. Gerçekten şeyim. İğreniyorum arkadaşlar. Oynayamıyorum. Akrep, örümcek şeyleriyle. Yani oynayamıyorum. Bakamıyorum bile. Gelmiyor galiba. Kafa zırhım paramparça olmuş. Orada da mağara var. Devam. Önümüzdeki birkaç bölüm base days çıkmayacağım. Şeyleri yapacağım. Elektrik ve su döşeyeceğim base'e. Onlara bakacağım biraz. Akrep görme beni ya. Şimdi şu anda başka bir şey var peşimde. Kurt olabilir. Devam. Jiguli'ye ne olduğunu bilen varsa yorumlarda paylaşabilir. Ben de öğrenmiş olurum. Çukura mı düştü? Yani minimap'e göre çukura düştü. Niye düştü bilmiyorum. İçeri niye girdi? Kapıda indiğimi hatırlıyorum. Bana yardımcı olmuş olursunuz.
Bu arada çukurdan atlayın diyorlar. Kurtlar takip ederse atlayamıyor onlar. Güzel taktik yani. Peşinizi bırakmaları için. Okay. Geldik gibi. Yani daha kısa bir yol. Ama ultra bir kestirme olduğunu söyleyemem. Tabii gelsin, hava şartlarını bekliyoruz her daim. Gelsin, niye gelmesin? Mağarada bekleyebiliriz hava şartlarının geçmesini. Ya da yardırabiliriz şu son birkaç şeyi. Yardıralım diyorum ben. Kaç tane debuff yiyebilirim bilmiyorum daha. Şu anda 3 tane soğuma debuff'um var aşağıda. Aa, bir tanesi hipotermi ya. Niye 2 tane üşüme var onu... Belki de bam diye ölebiliriz böyle. Artık... Dayanamayıp. Vücudum donabilir. Ve şu anda ölürsek... İkinci base'den başlayacağız çünkü en son orada uyuduk. O yatağı seçtik. Çılgın. Bence şimdiye kadar... Ki en zor harita buzlu harita. Çöl bu kadar zor değil. Yani oradaki fırtına da aslında biraz yıpratıcıydı ama... Hoppa. Okey, bacağımı yaraladım. En azından 20 saniyesi var. Bir şey geliyor. Yayımın canı bitmek üzere. Dolambaçlı. Bir şekilde hayatta kalıyoruz. Önemli olan o bence. Yılmadık. Oyun bize ne atarsa atsın hayatta kalıyoruz. Şimdi sığınakta olmadığım için yukarıda çılgın bir debuff daha gelecek. Staminamız sıfıra inebilir belki yakında. Daha ne kadar azalabilir bilmiyorum staminam. Ve akreple karşı karşıya kalacağız sonra da. Oley. Bu taraftan çıkacağım. Bu oyunun bana öğrettiği tek bir şey var, o da et yiyerek her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Hava şartları mı kötü? Et ye. Fırtına mı çıktı? Et ye. Kurtlar saldırıyor, et yiyebilirsin. Her türlü kurtarıyor size et. Müthiş can dolduruyor.
geldik sayılır şu karşıdaki şeyin ötesine çıktığımız anda. Bir kutup ayısı saldırısı da bekliyorum. Hiç karşımıza çıkmadı çünkü. Güzel bir kapanış olur. Ha, bu arada armor setimizi alacak paramız oldu galiba. Bir sonraki bölüm başında alacağız. Çünkü epey paramız oldu. Eksotikleri de satarsak hepsini. Yine armor setini alabileceğiz. Soğuğa, sıcağa karşı dayanıklılık verecek. Bu sayede böyle acı çekmeyeceğiz bundan sonra umarım. Bu başka bir şey. Bir saniye. Leopar. Kurt zannettim. Yayın bitti. Yayın öldü. Hiçbir şey almıyorum. Fiber yok ki. Yayın da bitti. Bıçağımız kaldı. Demek ki Karl Leopar da varmış ortada. Bir defa öldürdük. Bütün armor'ımız parçalandı şu anda. Muhtemelen fırtınada kaldığımız için. Hepsini tamir etmemiz gerekecek. Umarım base'i yerinde buluruz. Bölümlerdir çünkü base'e gitmiyoruz. Var mı kutup ayısı? Son bir final bekliyorum bu haritadan. Bu kadar kolay gitmeme izin vermeyecek bence. Geldik. Bütün bölüm yolda geçti gerçekten. İşte bu. Alkış. Bunlardan hiç öldürmedik galiba. Bir tane öldüreyim. Olmadı. Öldürmüşüz. Kar tavşanı. Evet. Hipotermia. Netisi geçecek staminamızı. Geri kazanacağız şimdi. Ve... Base'imize gidebiliriz. Oh be. Gerçekten evimi özledim, yatağımı özledim. Ve fark ettiyseniz arkadaşlar oksijenin yarısı bitmedi daha. 3 bölüm önce mi ne bu tüpü taktık? Evden çıkarken fullleyip taktık. Halen bitmedi. Workshop'tan siz de oynuyorsanız gidin direkt alın bunu. Matarayı da alın. Bütün rehberler diyor bu oksijen tüpünü satın almanızı. Gerçek parayla. Gerçek para değil de oyun parasıyla. Ayı. Aman. Buz toplayacaktım da gerçekten uğraşmak istemiyorum. Etler çürüsün. Sıkıntı yok. Muhtemelen şey yapacağız yakında. Buzdolabı yapacağız. Elektrikle çalışan. O yüzden
buzlu buzdolabı yapmayacağız. Bu arada hipotermiyem geçmedi. Frostbite olmuş. Bir saniye, hipotermiye değil bu. Sıcaklık bandajı takmalısın diyor. Frostbite. Böyle organlarınızın, özellikle parmaklarınızın donması. Yani elinizi keserler parmaklarınızı frostbite'dan sonra. Sıkıntı. Hipotermiyadan. Kadar kötü. Daha beter diyemem ama ikisi çok kötü. Sıcaklık bandajım yok şu anda. Eve giderim. Otururum şöminemin karşısına. Ki geldik zaten. Hemen şu tepenin arkasında. Yerinde duruyorsa. Duruyor. Oh. Güzel evim. Burada da at yetiştiriyoruz bu arada. Atımız var artık. Onu da getiririz. İşte bu. İşte bu. Böyle çok uzun bir yolculuğun ardından eve gelirsiniz ya. Ha, ne yapacağınıza karar veremezsiniz. Bir garip hissedersiniz. Öyle hissettim. Eve gelince. Süper. Şimdi egzotikleri yollayalım. Şimdi internette diyorum. Yorumlarda bol bol soruyorsunuz. Workshop'tan alabileceğiniz eşyaları nasıl getirebilirsiniz? Birinci yöntemi rokete gitmek. Çıplak bir şekilde. Her şeyi bırakarak üstünüzdeki ve uzay gemisinden alıp inventörünüze koyup geri inmek. İkinci yöntem ise şu, request demek. Request equipment demek. Buradan alabiliyorsunuz. Satın aldığınız her şeyi çağırabiliyorsunuz. Şu anda hiçbir şey almadık, o yüzden yapamıyoruz. Ben şeyleri geri yollayacağım. Egzotikleri. Hatta şu armorları alalım şeyden, uzay gemisinden. Bir tane bırakıyorum çünkü yürüme hızımı arttıracak o. %10. Bunları yolladım. 46 tane. Tanesi 5 ediyor. 200 yani. 1-2 görev parası ediyorlar. Yani operasyon parası. Gayet iyi. Gayet iyi. Bunları koyduk. Neyimiz var artık? Matkabımız var. Gelişmiş ore scanner var. Mesela bununla altın kaynaklarını bulabileceğiz. Yayımı tamir ettim. Koydum. Bunu parçala. Bıçağı tamir ettim. Her şey tamir oldu. Bunu kullanabiliriz bu arada, yeni baltayı. Questçiyi. Aynen. Egzotik. Durabilir. Şimdi sıcaklık bandajı yapmam gerekiyor. Onu açtık mı? Başka bir şekilde frostbite çözülemiyor galiba. Heat bandage. Aynen. Karakterden yapılabiliyormuş. Fiber oksit kömür. Değişik bir kombinasyon. Fiber... Burada kömür yok mu? Ha, bu biyogazla çalışıyor. Oksit yok, üzdü. Bu arada burada egzotik varmış. Şunları da yolluyorum. Fiber.
Şunları da yollayalım. Akşam oldu zaten. Bütün gün sürdü. Oksit. Ve kömür. Kömür de burada. Oksit yukarıdaki şeyin içinde var. Muhtemelen. Oxidizer yaptık ya tüpümüzü doldurmak için. Onun için de birkaç tane bırakmış olmam lazım. Şunları da koydum. İyi Allah. Bir iki tane oksit lazım. Frostbite'la uyumayalım sabah. Parmaklarımızı kaybederiz. Birazcık daha. Güzel. Bununla artık her şeyi arayabileceğiz. Az önce altın gösterdi, sonra kapandı. Yok demek ki. Etrafta hiç altın yok. Tek maden koymadığım şey altın olması lazım. Titanyum vesaire. Demir. Demir de hatırlamıyorum da. Epey bir doldurduk şeyi. Etrafı kazıcılarla. Güzel, haydi yatalım. Çok yorucu bir gün oldu hepimiz için. Güzel yatağım benim. Aynen. Oksijen tüpüm dolu ya. Bölümlerce gidecek, o yüzden gerek yok. Ufak tefek hasarlar almış binam. Ama sıkıntı yok, hayatta kalmış. Süper. Açıkçası bir uzay istasyonuna gitmek istiyorum. Alışveriş yapmak istiyorum ve göstermek istiyorum size. Buradan... Karakter ekranına gidiyorsunuz. Ve... Workshop'a buradan ulaşabiliyorsunuz. Oradan satın alacağız. Sonra da uzay mekiğiyle indireceğiz. 39 level olduk. Select... Workshop'a gidiyorsunuz. Bir sürü paramız var. Neler yapabiliriz? Şu anda şu suit var değil mi? Buralara gitmek için... Bunlar çok pahalı. Benimkinin iki tane slotu var. İki tane eklenti koyabiliyoruz üstüne. Bunların da iki modülü var. Yani bunlar çok mantıksız. Bunu açarsam bir modülü var. Ve deli gibi egzotik istiyor. Bu bence daha iyi değil bu. Bunlar çok çok manasız. 3 mesela bunun şeyi var. Buna kıyasla. Ama physical resistance vermiyor. Bu güzel ama çok pahalı. Bunları açamayız. Bizim yapacağımız şey armorlar. Armor setini açacağız. Onun için paramız var. Bence birinci set çok güzel. Birinci set çünkü seti yaparsak %10 taşıma kapasitesi veriyor. %10 stamina regeneration veriyor. Güzel bir set. Bunu her türlü vereceğim, o yüzden açıyorum 250'ye. Şimdi buraya kaymak istiyor muyum? Kaç set var totalde? 4 armor seti var oyunun. Sonuncusu... Şeyleri kıyaslayalım, gövdeleri kıyaslayalım. Bakalım. Sıcak ve soğuğa veriyor. Seti de daha çok taşıttırıyor bu. Aynı. Sıcak ve soğuk.
Ve bunun bonusları %1 ihtimalle arkadaşlar taşları veya tahtaları parçalamak. Ben o skill'i verdim. Çok gerekli değil. Yani biraz daha bonus da veriyor %25 toplama. Bu daha çok toplayıcı şeyi. Armor'ı. Yani çok ekstra bir şey katmıyor açıkçası birincisine kıyasla. Bu arada bu daha ucuzmuş. Bu set daha dandikti. Önce sonra açılıyor ama daha ucuz bu. Bunu yapmayacağız. İkiyi pas geçtim. Üçüncüsü? Bu da Stealth, avcı armor'ı. Bu da daha ucuz. Tanesi arkadaşlar damage'ımı %2 arttırıyor. Bütün hepsi onu arttırır. Bunu da beğenmedim. Stealth odaklı ve çömelme odaklı. Kullanmayacağız bunu. Üçüncüsü de çöp bence bizim karaktere. Sonuncusu ne? Bir ya da dördü yapacağız. Sonuncusu da... Bunu da beğenmedim arkadaşlar. Düşmeye karşı damage'ını düşürüyor. Ve hava şartlarına karşı şeyi düşürüyor. Zıplama, bunu yaparsanız sonsuz staminanız oluyor arkadaşlar bu seti. Çünkü %50 düşürüyor zıplama şeyinizi, staminanızı. Bir tane de skill var, o da %50 düşürüyor. O ikisini giyerseniz staminanız zıplarken asla düşmüyor. Ve sonsuz zıplayıp yardırabiliyorsunuz. O açıdan çok mantıklı. Asla staminanız bitmiyor. Belki buna gidebilirim. Sırf o yüzden. Ama işte yolda da bunları açmam gerekiyor. 200 param gidecek havadan. İkisini de yapabilirim. %10 sprint speed de veriyor. Bunu yapacağız gibi arkadaşlar. Bu çok hızlı gitmemi sağlayacak. Ve zıplama şeyini yapacağız. Zıplaya zıplaya gezeceğiz bundan sonra. Hoplaya zıplaya gezeceğiz. Son seti yapıyorum. Karar verdim. %10 taşıma kapasitesi o kadar önemli değil. Son seti yapıyoruz. O yüzden bir saniye gerek yok ortadakileri açmama mı? Bunu halen açamıyorum. Neye ihtiyacım var bunu açmak için? Bunu mu açmalıyım? Galiba. Uf, çöpe gitti bir sürü şey. Neyse, şimdi açabiliyoruz. İlk miğferden başlayalım. Tak. Miğferi satın almak için de yüze... Çok pahalı. Miğferi aldım. 1. Diğerlerini alamıyoruz arkadaşlar. Bir şey gerekiyor. Egzotiğe ihtiyacım var. Paraya da ihtiyacım var. Bakayım. Deli gibi egzotiğe ihtiyacım var. Uzun sürecek. İlk armor seti ise... Egzotik istemiyor. Öyle bir fark var arada. Neyse, miğferden başladık. Bir sonraki seti almak için de iki görev falan yapmalıyım ve bir sürü egzotik toplamalıyım. Belki egzotik toplamalı görevler gelir. En azından birinciyi aldık. Şimdi alınca onu buraya geliyor. Ve burada bir şey yapamıyorsunuz diye biliyorum. O yüzden geri dünyamıza gidiyoruz. Şimdi oradaki rokete tıklayarak bunu indirteceğim. Böylelikle karakterimiz hiçbir yere gitmedi. Fiziksel olarak yürümedi yani. Rokete koşturuyorduk bölümlerdir. Bu şekilde yapılıyor. Süreç çok soğan oluyor yorumlarda. Çünkü bayağı kafa karıştırıcı bir süreç bence. Evet, şeye de bakmam lazım. Muhtemelen şey yapacağız. Egzotiği yer yüzünden çıkaracağız. Şimdi buna tıklıyorsunuz. Buna değil. Buna tıklıyorsunuz. Request equipment diyorsunuz. Hop, bunu istiyorum. Kargo ile geliyor. Onu bıraktın. Çağırdın. Ve ilk endgame setimiz arkadaşlar. Bundan daha iyi armor yok galiba. 5'te 1'i bitti. Bu oyunun sonuna kadar götürecek bizi. Hoppa. Zaten bu parçalanmıştı. Buna kıyaslarsak da... Resistance'ı soğuk daha fazla bizimki. Daha dayanıklı. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bunu parçalayabilirim. Çok uzun süre hizmet etti. 30 bölüm hizmet etti bu armor bize. Yani cenazesini bile yapabiliriz. Bakalım. Evet. Daha şekil oldu. Kemikle miğfere kıyasla biraz daha şekil olduk.
Ve önümüzdeki bölümlerde bu seti dizmeye çalışacağız. Bir sonraki bölüm egzotik avına gidebiliriz. Nasıl yapılıyor biliyorum. Biliyorum. Zor. Solo oynuyorsanız çok zor diyorlar. Ama deneyebiliriz. Hop. Şu yatağı işaretleyeyim mi? Salak salak ölmeden önce. Yes. Artık burada doğacağız. Egzotiği gösteriyor mu bu? Silika, sülfür, platinum. Time, salt. Obsidian. Bu haritada yok galiba obsidian. Göstermiyor. Bakayım belki internette bulabilirim. Egzotik toplamaya gideriz. Questlere de devam ederiz ufak tefek. Her şeyi tamir ederiz. Elektrik suya bakarız. Onlar bir sonraki hedefler. Ama güzel. Final armor'ımızı böylelikle dizmeye başladık. Bu niye burada? Hayır. Bırakmayacağım son egzotiği. Ve ata binmeye de başlarız. Bir sonraki bölüm. Bunu evcilleştirdik. Biraz da bununla takılırız. Bakalım o ne kadar dayanacak. Çok teşekkür izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.